Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte DJI Mini 4 Pro ve Air 3'e ye gelen yeni güncelleme ile alakalı konuşacağız. Ben bu videoyu evde defalarca çektim ama evdeki hiç içime sinmedi. Ben de dedim ki ne yapayım güzel temiz bir havada. Yılın son gününde size güzel bir video çekeyim. Videoya başlamadan önce küçük bir ricam var. Daha fazla bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız beni teşvik etmek adına kanalıma abone olabilir ve videoları kaçırmamak için bildirimleri açabilirsiniz. Şimdi ilk güncelleme ile hemen başlamak istiyorum. Biliyorsunuz ben de lafı sözü çok uzatmayacağım bir insan değilim. İlk güncellememiz şu Arkadaşlar DJI Mi 4 Pro ve Air 3'ü Artık Avata'nın gözlük ve kontrolcüsüyle Birlikte kullanabileceksiniz Peki bu bize ne katacak? Artık FPV drone sahibi olmadan da Bu cihazlardan tıpkı bir FPV drone kullanıyormuşçasına Görüntüler çekebileceksiniz Fakat buradaki sorun şu Biliyorsunuz 5G modu diye bir şey var İşte drone'un hareketlerini takip eden Kamera modu DJI'ın gimbal'lerinde ve diğer gimbal'lerde de var FPV modu vardır böyle Sadece FBV hareketleri yapar. Bundaki hareket şu. Gimbal aslında FBV gibi hareket ediyor. Yani o modla aynı şeyi yapıyor. Drone FPV gibi hareket etmiyor. Sadece gimbal yani kamera o şekilde hareket ediyor. Lütfen eğer elinizde bir avata gözlük varsa böyle denemeyin. Yani bu nasıl olsa ağaçların arasından böyle geçerim demeyin. sadece kamera hareket ettiği için tak diye girersiniz. Hemen nasıl olduğunu size bir göstereyim. Nasıl ayarlandığını da göstereyim. Sonra geri kalan güncelleme ve bilgilerle devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi aslında gözlük ve kontrolcüye ihtiyaç duymadan da kumandanızla birlikte bu tarzda bir görüntü alabiliyorsunuz. Fakat gözlüğün havası bambaşka. Üzülerek söylemeliyim ki ben de Air 3 ve gözlük artı kontrolcü olmadığı için bununla alakalı size bir görüntü gösteremiyorum. Ama inşallah bir gün satın alırsam ilerideki güncellemelerde o özellikleri de anlatacağım. Direkt gözlük ve kontrolcü alırsam söz veriyorum direkt olarak nasıl kullanıldığını ayrı bir videoda size göstereceğim. İkinci güncelleme şu. Arkadaşlar 3,5 ay önce Mavic 3'lere gelen güzel bir güncelleme vardı. Sensörleri kamera olarak kullanabiliyorduk. Bu güncelleme Mini 4 Pro ve Air 3e de geldi. Yani artık sensörlerinizi bir kamera niyetiyle kullanabileceksiniz. Bu da bize şu avantajı sağlayacak. Artık herhangi bir yere yaklaşırken sadece işte ses, sol alttaki görüntü ve orta tahttaki çember dışında bir de kamera avantajı sağlayacak. Bu kamera avantajı da bize direkt olarak yakınlaştığımız noktada ne olduğunu gösterecek. Yani yanlış bir sinyalde, yanlış bir engel tepkisinde bunu kolaylıkla anlayabileceğiz. Bu sayede artık 4 farklı engel algılama sisteminiz olmuş olacak. Artık çakmazsınız diye düşünüyorum. Hemen onu da nasıl çalıştığını size bir hızlıca göstereyim. Sonra devam edelim. Çalışma mantığını maalesef ki anlamadım ama tahminim şu yönde. Hangi taraftaki engel daha yakınsa o taraftaki sensör aktif oluyor. Bu konuyla alakalı lütfen bilginiz varsa yorumlarda benimle ve diğer kullanıcılarla paylaşırsanız hepimiz çok sevinir, çok mutlu oluruz. Sıradaki güncellememiz herkes için gerçekten çok kıymetli. Ya arkadaşlar takip sistemi Mini 4 Pro ve Air 3'de gerçekten çok ileri seviyeye taşındı ve bu hepimiz için çok kıymetli çünkü... Birçok noktada artık otomatik aktif tireyi kullanıyoruz. Otomatik aktif direkt aslında çaktırmadan yeni gelen güncellemenin adını söylemiş oldum. Yeni gelen güncellemede şöyle bir özellik var. Üç farklı mod var: takip, paralel ve otomatik. Otomatik sistemle artık drone'unuz sizi nasıl takip edeceğini kendi karar veriyor. Yani bu da ne demek? Şu demek. Yani tahminimce yapay zeka ile yapıyorlar bunu. Bulunduğunuz alanı tarıyor, taradığı alanda size önerilerde bulunuyor. Diyor ki, canım kardeşim ben seni şimdi sadece takip edeceğim. Dümdüz takip edeceğim öyle. Tamam diyorsun hadi et. Sonra nasıl sıkılıyor. Gerçekten nasıl olduğunu anlamadım. Yurt dışındaki kaynaklara da baktım. Bir şey yazan görmedim. Bunlarla alakalı benden daha fazla bilgiye sahipseniz ne olur paylaşın. Asla bilgim en iyisidir demiyorum. Lütfen benimle ve diğer kullanıcılarla paylaşın. Arkadaşlar yapay zeka ile tahmin ediyorum bunu yapıyor. Size böyle kafasına göre rota takibi yaptırıyor. Bunu dar alanda kesinlikle önermiyorum. Önermediğim için de Sonra kazalarda ben senin videonu izledim diye geçen şöyle bir küçük olay oldu. Ben senin videonu izledim götürdüm cihazı test ettim deyip dalların içerisinde sokmuş bir abimiz. Ee, eminim bu videoyu da izleyecektir. Lütfen kırılmasın darılmasın kendisinden de müsaade aldım. Sensörleri teste sokmuş. Dalların olduğu bir alanda tellerin olduğu bir alanda aktif takibi açmış bir ormanda ve sonuçta kaza yaşamış. Onun da nasıl olduğunu çok kısa kendisinden müsaade aldım. Bir göstereyim. Bu otomatik sistemi neden kullanmamalısınız? Neden dikkatli kullanmalısınız? Bir görün. Evet yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir atlayış. Atladı. Çok güzel bir atlayış. Herkes şaşkın, atlayıştı. evet omuz ve başsa Gördüğünüz gibi kontrolsüz bir takip sistemi gerçekten cihazınızda ciddi bir kırıma sebep oluyor. Bu arada fark ettiyseniz ağaca çarpana kadar hiçbir şey yok. Ağaca çarptığı anda gidiyor. Sonra cihaz zaten e, gimbal ayrılıyor falan, geldi cihaz işte Semih abilere geldi Kadıköy'dür ona. Gördüm, e, üzüldüm. Abi de beni görünce tanıdı, ben senin videonu izledim. Bu arada Mini 4 Pro ile alakalı şu an Türkiye'deki rekor video bana ait. Güzel bir mutluluk en çok videoyu benim çekmiş olmam. Bir sonraki güncellemeye geleyim hemen. Sevgili arkadaşlar bir sonraki güncellememiz yine kıymetli bir güncelleme. Tekneden çekim yapıyorsanız eğer Biliyorsunuz ki alt sensörler tekne sürekli hareket ettiği için inmekte size zorluk yaşatıyor. Bu zorluğu yaşatmamak adına alt sensörleri kapatabildiğiniz bir mod geldi. Bu modla birlikte de artık Sensörü kapatıp Daha hızlı şekilde indirebilirsiniz. Fakat benim gibi laps die abanırsanız cihazınız top gibi seker yukarıya gider. Nasıl olmuş? Hemen bir göstereyim size. Ben hatayı yaptım. Göstereyim. Siz o hatayı yapmayın. Bye, have a great time. Gördüğünüz gibi çıktığı gibi geri yükseldi. Ben Allah'tan ki sakinliğimi koruyarak cihazı tekrardan geri getirdim ama müdahale etmek gerçekten zor oldu o sırada. Yavaş yavaş indirdim. Sonra daha insancıl şekilde yaptım bunu. Şimdi bir de onu izleyin. Bir de onunla alakalı bir görmüş olun. Daha insancıl şekilde indirince nasıl güzel iniyor. Bir de onu görün. Sonra son incelemeye devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi daha insancıl şekilde o basınca cihaz daha yumuşak şekilde iniyor ve bu sayede daha kontrollü bir iniş sağlıyorsunuz. Son güncellememiz şu. Sizsiniz. Sevgili arkadaşlar bu bilgiler size tamamen temel olarak aktarılıyor. O yüzden bunları kullanırken mümkün mertebe açık noktalarda ve kontrollü şekilde denemelisiniz. Son güncelleme size yapılacak güncelleme o da bu bilgiler. Yani yaptığınız her testte benim şu anda yaptığım alandaki gibi, bulunduğum alandaki gibi boş ve geniş bir alanda yapmanızı öneriyorum. O yüzden rica ediyorum, cihazlarınızda kırım yaşamamak adına açık alanlarda ve insanın, hayvanın ve etraftaki tehlikelerin az olduğu bir bölgede yapın bu denemeleri ki kırımsız daha sağlıklı, daha uzun ömürlü uçuşlar gerçekleştirebilin ve bu hobi ise eğer sizin için bu hobiye daha fazla ilgi duyun. Bu video bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. 2024 şimdiden hepiniz için en iyi şekilde geçsin. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.